Mutlu akşamlar, TV52 akşam bülteniyle karşınızdayız. Ben Efe Şebcioğlu. Gündemin gelişen haberlerini yine TV52 farkıyla sizlere aktaracağım. Cumhurbaşkanı himayesinde Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan Anadolu Selçuklu Çağı Mirası kitabı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı toplantıda tanıtıldı. Toplantıda kitabın tanıtımına ilişkin gösterilen belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat hikayesi de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya Selçuklu Belediyesi'nce hazırlanan Anadolu Selçuklu Çağı Mirası kitabı düzenlenen törenle tanıtıldı. Güçlü ve müreffeh geleceğimizin yolu kendi tarihimize sahip çıkarak oradan elde edeceğimiz dersler ışığında hedeflerimize yürümemizden geçiyor. Törene Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş da katıldı. Eserin Türkiye'nin değerlerinin ortaya çıkarılması bakımından önemli bir proje olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, Türkiye toprakları hakikaten başından sonuna büyük bir kültür hazinesidir dedi. Bütün büyük geçmiş medeniyetlerin ve özellikle İslam medeniyetlerinin şaheserlerinin yer aldığı, ayak izlerinin Anadolu coğrafyasının dört bir tarafına yayılmış olduğu bir ülkedeyiz ve bu ülkenin evlatları olmaktan, çocukları olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Allah'a şükrediyoruz, iftihar ediyoruz. Bu vesileyle özellikle son zamanlarda tarih araştırmalarına duyulan ilginin artmış olması da ayrıca hem sevindirici hem ümit vericidir. Az evvel ifade edildiği gibi ülkeler, milletler geçmişlerini ne kadar iyi bilirlerse geleceğine de o kadar iyi hazırlanabilirler. Kurtulmuş, son dönemde tarih araştırmalarına gösterilen ilgiyi ise sevindirici ve ümit verici olarak değerlendirdi. Gerçekten köklerimize, gerçekten tarihi olarak geçmişimize bakarak sadece övünmek değil, oradan ders almak ve oradan aldığımız ilhamla da ileriye doğru hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Millet varlığımız ya da medeniyet varlığımız dediğimiz şey çok büyük bir birikimdir, çok büyük bir parantezdir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'da görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Torun, çevre yolu ve şehir hastanesi projeleri hakkında konuştu. Hastanesi şehir efsanesine dönüştü. Çeşitli temaslarda bulunmak ve Cumhuriyet Halk Partililerle buluşmak adına memleketi Ordu'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'da görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Altınordu ilçesinde bulunan Tesk Otel'de düzenlenen kahvaltı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Torun'un gündeminde Ordu Çevre Yolu ve Şehir Hastanesi projeleri vardı. Yapacak bir şeyleri olmadığı için palavra atıyorlar. Şehir hastanesi şehir efsanesine dönüştü. Sonuçta biz sürekli sorular sorduk. Dedik ki yani daha planlamadan geçmemiş, daha projesi yok, hala kaynağı belli değil, hala yeriyle ilgili problemler var. Ama bir şehir hastanesi lafı gidiyor. Ben iki yıldan beri dinliyorum bunu. Soru soruyorum. Diyorum ki bana projeyi bir sunun. Hadi yeriyle ilgili fizibiliteyi hani çıkardığınız planlamayla ilgili ama ortada sadece yapacağız, edeceğiz, yaptık ettik. Belge sunun diyoruz, belge sunan yok. Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da organize sanayi bölgesi için yapılan kamulaştırma bedellerinin halen vatandaşlara ödenmediğini ifade etti. Şimdi organize sanayi bölgesi yani kamulaştırdığınız insanların parasını ödemiyorsunuz, mülkiyetinin değerini ödeyemiyorsunuz. Yani insanlar malını aldınız elinden. Ben buraya organize sanayi yapacağım dediniz. Eyvallah. Çok da olumlu bir şey. Destekliyoruz da. Peki oradaki insanları niye mağdur ediyorsunuz? Oradaki insanlar da o paraya güvenerek kendilerine göre bir yatırım yaptılar veya bir hesap yaptılar. Ödeyemiyorlar. Torun 2014 yılından bu yana Ordu Çevre Yolu için defalarca takvim verildiğini ancak projenin halen yılan hikayesine döndüğünü belirtti. Çevre yolu 2014'ten yana, bu yana arkadaşlar kaç kere takvim verdiler? Bitti bitiyor az sonra. Hani televizyonda bir sonraki yayın için az sonra az sonra denir ya. Çevre yolu da yılan hikayesine döndü. Yok efendim tünelde göçük varmış, şu yokmuş, bu yokmuş. Ya arkadaşlar bugünün teknolojisi artık o kadar gelişti ki bu tür sorunları çözmek işten bile değil. Gerçeği söylesinler. Kaynak bitti, havuz bitti, para yok.
parayı ödeyemediğimiz için de bu yatırımlar gerçekleşmiyor, başlayanlar devam etmiyor, bitirilemiyor. Bunu söyleyin. Gerçeği halkla paylaşın, niye saklıyorsunuz ki? Ordu için önemli olan iki büyük projede kaynak bittiğini ifade eden Torun, sözü 24 Haziran seçimlerine getirdi. O yüzden temel sorun, bu iktidar artık bu ülkeyi yönetemiyor, artık dışarıdan kaynak da bulamıyor, bütün kamu kaynaklarını sattılar, bütün bu ülkenin elindeki değerleri sattılar, en son şeker fabrikalarına gözü diktiler, yarın artık nereleri satarlar bilemiyorum ama halkı 24 Haziran'dan sonra artık onlara daha satmalar için izin vermeyecek ve iktidardan gönderecek ve halkın iktidarını gerçekten sorunları çözecek ve bu bütün bu problemleri çözecek, halkın iktidarını Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirecek. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Kurul Kalesi'nde yapılan arkeolojik çalışmalarda bulunan 2100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykelinin birebir aynısı yakın zamanda Kurul Kalesi'ndeki yerini alacak. Konuyla ilgili Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yoksa biz 3 sene önce kapıyı tespit ettik. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan 2300 yıllık antik Kurul Kalesi'nde yapılan çalışmalar sonucu 2016 yılı Eylül ayında ortaya çıkartılan tahtada otururken tasvir edilmiş mermerden yapılan 2100 yıllık tarihe sahip Ana Tanrıça heykeli Kibele'nin birebir aynısı yakın zamanda Kurul Kalesi'ndeki yerini alacak. Gayriyeten kurşun eritilerek dökülmüş. Bu gördüğünüz şey... Ordu'nun turizmine ve tanıtımına ciddi oranda katkı sağlayan Ana Tanrıça Kibele heykeli şu an için İstanbul'da restorasyon işlemi görüyor. Yapılan yenileme çalışmalarının ardından Kibele heykeli yeni adresi olan Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Ana Tanrıça Kibele heykelinin aslı müzeye giderken birebir benzeri ise bulunduğu nokta olan Kurul Kalesi'nde yer alacak. Konuyla ilgili olarak Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak TV7'deki haberi özel açıklamalarda bulundu. Üzere Kibele yerinden alınarak müzeye taşındı. Müzede de restorasyon için geçici bir süre için İstanbul'a gitti. Şu anda restorasyonu yapılıyor. Restorasyon iş bittiği zaman elimize gelecek, bitmek üzere. Yeni evinde, öyle söyleyelim, yeni müzemizde teşhir edilecek. Üzere Kibele yerinden alınarak müzeye taşındı. Müzede de restorasyon için geçici bir süre için İstanbul'a gitti. Şu anda restorasyonu yapılıyor. Restorasyon iş bittiği zaman elimize gelecek, bitmek üzere. Yeni evinde, öyle söyleyelim, yeni müzemizde teşhir edilecek. Kısmet olursa bundan sonra önümüzdeki ay itibariyle kazı çalışmalarımız da devam edecek. Oradaki asıl problemimiz bundan sonraki süreçte bu zamana kadar yaptığımız kazı alanlarını, o mimari yapının restorasyon projesini hazırlayarak restore edeceğiz. Restore ederken de kibelerini de replike edeceğiz. İşte kibelerin replikasyonunu oraya yerleştireceğiz. Gelen ziyaretçiler kibeleyi yerinde görme şansını yakalayacaklar. Aynı zamanda tabii ki yeni müzede teşhir edilecek, orijinali yeni müzede teşhir edilmiş olacak. Her ikisini de yerinde görmüş olacaklar. Müdür Toparlak, Kurul Kalesi'nin giriş bölümlerinde restorasyon çalışmalarının da başlayacağını ifade etti. İnşallah bizim temennimiz, bundan sonraki daha işin başındayız biliyorsunuz. Kalenin daha giriş kapısında bu eserleri bulduk. Bundan sonraki kazı çalışmalarımızda önemli eserlerle buluşacağımızı düşünüyorum. Çok önemli eserlerle. Ordu'ya kültür varlığı adına, kültür mirası adına, Ordu Müzesi'ne, Arkeoloji Müzesi'ne çok eserler kazandıracağımızı bu kazı alanından düşünüyorum. Hep birlikte ordu olarak, ordular olarak bunları da görme imkanı sağlayacağız, yakalayacağız inşallah. Ankara Kumrulular Derneği anlamlı bir geceye imza attı. Terörle mücadele ederken yaralanan ve Ankara'da hastanelerde tedavi gören gaziler onuruna yemek verildi. Düzenlenen gece TV52 ekranlarından canlı olarak verildi. Ankara'da Kumrulular Derneği çok anlamlı bir geceye imza attı. Terörle mücadele ederken yaralanan ve Ankara'da hastanelerde tedavi gören gaziler kendileri için düzenlenen gecede buluştu. Bir otelde yapılan geceye Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay da katıldı.
Ankara Kumrullar Derneği Başkanı Vedat İlkyaz'ın organizasyonuyla bir araya gelen gaziler moral depoladı. Programın açılış konuşmasını Ankara Kumrullar Derneği Başkanı Vedat İlkyaz yaptı. Ülkenin gururu, vatanın onuru olan sevgili kardeşlerim, hoş geldiniz. Sevgili misafirler, sizler de hoş geldiniz. Çok kısa konuşacağım. Tek sözüm, ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. TV2 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay da bir konuşma yaptı. Gazilerin ülkenin dünü ile geleceği arasında önemli bir köprü olduğunu vurguladı. Ülkemizin gerçek sahibi kahraman gazi kardeşlerim. Bu akşam burada sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluğu paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Ne zaman ülkemizin bekasına yönelik bir tehdit olsa, ne zaman hain eller bu yüce milletin huzuruna ve güvenine el uzatsa, gözünü kırpmadan, canını hiçe sayarak dünyanın her coğrafyasında ülkesi ve milleti için mücadele eden cesur kardeşlerim, Allah hepinizden ve sizlere vatan bayrak aşkını aşılayan ailelerinizden razı olsun. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiirini okudu. Kılıç arslan gibi iclaline ettiğin hayran, sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın, sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Bu gecede emeği olan tüm dostlarımı, bu geceye iştirak eden tüm gazilerimizi, ailelerini şükran, minnet ve saygıyla anıyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat bu toprakların kolay kazanılmadığını hatırlattı ve şehit ve gazilerimize minnettarız dedi. En büyük fedakarlığı yaparak bir takım uzuvlarını bu vatan için şehit ettiler. Yanlarında arkadaşları şehit oldu. Onlar cennete gittiler ve peygamberlere kardeş oldular. Geride kalanların imanına şahit olarak gittiler. Şehitlerimiz bizim vatan sevgimize, bizim iman sevgimize, bizim niçin bu topraklara sahip çıktığımızı, niçin birilerine karşı çıktığımızı, niçin zalime dur dediğimizi, geçit vermediğimizi, niçin mazlumun ezilmesine yıllarca göğsümüze gererek, vücudumuzu ortaya koyarak engel olduğumuza şahit olarak şehit olup gittiler. Onların emaneti, arkadaşları sizler, bizim başımızın tacı ve kardeşimizsiniz. Sizlerle olmaktan gurur duyuyoruz. Sizlerin dertleri varken eğer kendi dertlerimizin peşine düşüyorsak, sizlerin huzuru yokken kendi huzurumuzun peşine düşüyorsak onlar bize haram olur. Önce bu vatan için paha biçilmez fedakarlığı yapmış olan sizlerin huzuru birinci önceliğimiz. Sizlerin rahatı birinci önceliğimiz. Sizin dertleriniz hepimizin dertlerinin, şahsi dertlerinin önünde. Çünkü sizin dertleriniz eşittir vatan derdidir. Geceye katılanlar arasında yer alan ordulu emekli Gazi Albay Yusuf Ziya Çol da duygu yüklü konuşma yaptı. Üzerinde özgürce yaşadığımız vatanımızı, devletimizi, al sancağımızı tüm dünya milletlerine örnek teşkil eden ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Kurtuluş Savaşı neticesinde bizlere bu güzel toprakları armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, bu ülkeye hayatını vakfeden devlet büyüklerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum. Gaziler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Programın bizi hazırlayan başkanımız, milletvekillerimiz
ve bu programa katkı duyan herkese çok teşekkür ederim. Ben Gazi Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Kurt. Değerli izleyenler, trafik terörü yine yollardaydı. Bu kez adres Fatsa oldu. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi ağır, 10 kişi yaralandı. Öte yandan kazada bir aracın kamerasına an be an yansıdı. Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır, 10 kişi yaralandı. CE yönetimindeki 55ZC068 plakalı otomobille RP idaresindeki 52EL197 plakalı otomobil Salihli Mahallesi Kargucak Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçta bulunanlar yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden RP ile EE'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir aracın kamerasınca kaydedildi. Ordu'nun Aybastı ilçesi ile Tokat'ın Reşadiye ilçeleri arasında bulunan ve 2 sene önce devreye giren rüzgar türbinleri elektrik enerjisini üretmeye devam ediyor. Rüzgar türbinleri ile ilgili Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ordu'nun Aybastı ile Tokat'ın Reşadiye ilçeleri arasından Bozçalıbaşı ile Kızkayası Yaylası arasında yapımı tamamlanan rüzgar türbinleri elektrik enerjisi üretmeye başladı. Ordu ve Tokat yaylalarında esen rüzgarları enerjiye dönüştürmesi çalışmaları kapsamında 2015 yılı Haziran ayında başlayan ve 2016 yılı Temmuz ayında tamamlanan rüzgar enerjisi üretim santralleri ve elektrik iletim tesisleri sayesinde çarklar enerjiye dönüşüyor. Deniz seviyesinden 1700 metre yüksekliğe kurulan 10 adet rüzgar türbini yılda 40 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yılda yaklaşık 100 kW elektrik üretmesi beklenen 113 metre kanat çapı ve 83.5 metre kule yüksekliğine sahip rüzgar türbinlerinin yılda 85 bin ton karbondioksit salınımı engellemesi sağlanmakta. Konuyla ilgili Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aybastı ilçesi Reşadiye sınırlarımızın ortak noktasında Bozcalı Peridüzü ikisinin zirvesinde Zaferi Milli rüzgar gülleri, rüzgar enerjisi yaklaşık 2 yıl önce üretime geçti. Devam ediyor. 10 tane rüzgar türbini kuruldu. Bir 10 tane daha çalışma devam ediyor. Tabii bu doğal bir enerji, çevreyi kirletmeyen bir enerji. Kendi öz kaynaklarımızla yapılan bir sistem. Yani insan gurur duyuyor kendi memleketinde böyle güzel çalışmaların olması. Başkan Gündoğar rüzgar türbinlerinin yapılmasıyla birlikte Aybastı'nın farklı bölgelerinde deneme istasyonlarının kurulduğunu söyledi. Bölgemizde ve farklı bölgelerde de deneme istasyonları kuruldu. Yani ihaleye girip o bölgeyi alan ilgili firmalar tarafından deneme süreçleri başladı. İnşallah ben önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde farklı bölgelerde yeni rüzgar enerjisi anlamında yeni tesislerin, yeni rüzgar güllerinin kurulacağına inanıyorum. Bu bağlamda hükümetimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimleri öncesi aday adayları da Görücü'ye çıkıyor. Ordulu nüfusunun oldukça fazla olduğu İstanbul'da da Ordulular'ın temsil gücünün daha kuvvetli olması adına milletvekiline talip olan isimler aday adaylıklarını açıkladı. Ordu İstanbul siyasetinde aktif rol oynamak istiyor. Ordulu nüfusunun yoğun olduğu İstanbul'da Ordu'da önemli isimler 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylıklarını açıkladılar. Ordu Dernekler Federasyonu Genel Merkezi'nde düzenlenen programda Federasyon Başkanı Celalettin Dervişoğlu aday adaylarını ağırladı. Ben çıkmış oldukları bu kutlu yolda memleketimiz adına, ülkemiz adına hayırlı görevler yapmalarını temenni ediyorum. Hepsinin yolları açık olsun. Ordumuz ve milletimiz adına hayırlı hizmetler yapmanızı talep ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Akit TV'de program yapımcısı olarak görev yapan Ordu Faslalı Fatma Çakır kendini tanıttı ve her zaman vatanına milletine aşık bir kadın olduğunu ifade etti. Evet, ben Fatma Çakır. Ordu Faslalı doğumluyum. 33 yaşındayım. Kısaca
Dilerseniz kendimi tanıtayım sizlere. Bununla birlikte Akit TV'de Mutfakta Hayat isimli bir programın hem hazırlayıcısı hem sunucusuyum. 2 yıldır medya alanında görev yapmaktayım. Bir evim, bir finans kurumu, aynı zamanda konut edinme yöntemi olan bir şirket. Bu ticari şirkette de aynı zamanda kurumsal iletişimde görev almaktayım. Çakır, ordunun adından da anlaşılacağı gibi güçlü olduğunu, bu gücü İstanbul'da da göstereceklerini söyledi, aday adaylığını açıkladı. ANAKAD, Anadolu Kadınları Derneği, kurucu başkanlığını yapmaktayım. 3 evladım var, 15, 14 ve 9 yaşında olmak üzere. Bir anneyim ve her zaman vatanına, milletine aşık bir kadınım. TV'deki ekranlarında yayınlanan Adalet Terazisi program yapımcısı Avukat Ali Çelik de İstanbul 3. Bölgeden aday adaylığını açıkladı. Değerli abilerimiz, hemşerilerimiz, arkadaşlarımıza ve bugünkü aday başvurusunda da bize yine hepsi oradaydı, yalnız bırakmayan basınımızın çok değerli temsilcilerine ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de bugün İstanbul 3. Bölgeden AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundum. Her şeyden önce bu başvurumuzun hem bana hem ordulara hem de partimize hayırlı olmasını ben diliyorum. Burada bizim bir misyonumuz var. Misyonumuz tabii ki her şeyden önce partiye odaklı, ülke ve millet siyasetine odaklı. Genelde bakış açımız buyken özelde de ordulara karşı yükümlülüklerimiz ve misyonumuz var. Biz de burada Ordu Denekler Federasyonu çatısı altındayız. Çelik, ordulara karşı da bir sorumluluklarının olduğunu söyleyerek talip oldukları görevi layıkıyla yerine getirebileceğini sözlerine ekledi. Yani gelen ve buralarda yetişen birileriyiz. Buranın sorunlarını, birlik beraberlik için yapılması gerekeni ve siyaseten hasbelkader bir görev verilirse üzerimize nelerin düştüğünü biliyoruz. Hem özelde ordu hem genelde ülke ve millet adına yapılacak çok şey var. Bizler de burada göreve talip olduk. İnşallah bu göreve talip olma karşılığını bulur. Tekrarla görev verilsin ya da verilmesin amacımız ve yolumuz bellidir. Gerçekten beklentiler çok fazla. Bunun farkındayız. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Destek ve katkılarınızdan dolayı başta sevgili başkanım olmak üzere sizin şahsınızdan, federasyonumuzda yanımızda olan tüm dost, hemşeri ve arkadaşlarımıza ve yine tekrarla basınımızın değerli temsilcilerine ben çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine televizyonumuzun ilgiyle takip edilen Zamansız Yağmurlar programı yapımcısı Mehmet Gücüklüoğlu da AK Parti'den İstanbul için aday adaylığını açıklayanlardan. Çok teşekkür ediyorum. Bugün çıkmış olduğumuz İstanbul AK Parti 2. Bölge 27. dönem milletvekilliği aday adaylığından bizleri yalnız bırakmadınız. Bizleri orada garip bırakmadınız. O yüzden hepinize şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ali Başkanımızın da ifade ettiği gibi bizler partimizin bizlere biçmiş olduğu kefeni giyip artık sahaya inme vaktinin geldiğine inanıyoruz. Bu noktada ben biraz daha farkındalık yaratarak engelli statüsünde bir adayım. O yüzden hepinizin bu noktada desteğine, duasına ve yönlendirmesine ihtiyacımız var. Bu noktadan hareketle hepinize şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Engelli statüsünde bir aday adayı olarak sahada olacağını söyleyen Gücüklüoğlu, 27. dönemde İstanbul'da orduların sesinin daha gür çıkacağı temennisinde bulundu. Gür sesinin dinlenildiği, dikkate alındığı ve ordefimizin takibiyle birlikte bu işin güzel sonuçlarla neticelenmesini niyaz ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Esenyurt Ordu Dernekleri Federasyonu'nda seçim maratonu başladı. Mevcut başkan Serdar Çatanak'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından göreve talip olan adaylar sahaya indi, çalışmalara başladı. Yaklaşık 100 bin ordulunun yaşadığı Esenyurt'ta önümüzdeki günlerde yapılacak ESOF seçimleri için adaylığını duyuran Cemal Güneysu dernek üyeleriyle bir araya geldi. Bilgilendirme toplantısı düzenleyen Güneysu, başkanlık için aday olduğunu, göreve gelmese dahi hemşerilik duygusuyla bu dernek için çalışacağını söyledi. Bu davayı kazandığım takdirde başkan olarak, kazanmazsam da bu davanın bir referi olarak o
ve şerefim üzerinden söz ediyorum. Başkan adayı Cemal Güneysu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak gelenek göreneklerin yaşatılması adına dernekçilik faaliyetlerinin yürütülmesi gerektiğini söyledi. Doğduğumuz toprakları bırakarak buralara yerleştik. Artık hayatımızda geleceğimize başta ailelerimiz olmak üzere çocuklarımıza bu şehirde gelecek kazandırmak için farklı iş kolları mücadele vermekteyiz. İçimizde her zaman canlı tutarak yaşattığımız hemşericilik duygularımızı, örf ve adetlerimizi, nesilden nesile taşıdığımız geleneklerimizi ayakta tutabilmemiz için bu belde ve diyarda birbirimize sıkı sıkıya sarılarak birlik ve beraberlik duygularımız yeniden inşa ettik. Bu yüce değerlerimizi korumak ve yaşatabilmek için sivil toplum kuruluşlarının arasında onurlar olarak varlığımızı koruyabilmek için hepimiz büyük fedakarlıklardan, özverili çalışmalardan kaçınmadık. İlimizin, ilçelerimizin, köylerimizin ışığını söndürmedik. Doğruluktan, dürüstlükten, vefadan asla ve asla taviz vermedik. Esof Kurucu Başkanı Hüseyin Akbaş da aday adaylarına hitaben konuşarak kim seçilirse seçilsin bu derneğin daha ileriye gitmesi için çalışması gerekir dedi. Sen de bundan sonraki zamanlarda senden sonrakilerin yanında olacaksın diye bu örneği almak gayriyle böyle bir yola çıktı. Allah razı olsunlar. Kimse tabii ki ufak tefek şeyler oluyor. Ama bu federasyona sizler sahip çıkacaksınız. Ben şunu arada bir vurgulamak istiyorum. Bizim o günkü niyetimizde Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu Türkiye'de emsal olmayan bir bina dedik ya, beraberlik dedik ya, burada belediye başkanları, burada milletvekili adayları, burada federasyonun hakikaten çok ciddi anlamda idare edecek kurumlar. Arkadaşlar, ufak işlerle uğraşmayalım. Ciddi anlamda kim seçilirse seçilsin. Esenyurdumuzda daha önceki belediye başkanımız Necmi Kadıoğlu'na ben sizlerin huzurunda ayrıyeten bir daha teşekkür ediyorum. Akbaş'ta birlik ve beraberlik mesajı verdi. Hiç kimseye verilmeyen bir yer aldık biz. Binayı yaptırdık. Ama bir başlangıç olsun diye bu noktaya gittik. Ama kim seçilirse seçilsin federasyonumuzda. Lütfen size şunu söylemek istiyorum. Kırıcı, dövücü, yani söz ve cümlelerinizde kırıcı kesinlikle bir şey yapmayın. Yarın aynı masada beraber oturabiliyoruz. Onun için ben sizleri seviyorum, sayıyorum. Bu federasyonumuza ciddi anlamda sahip çıkmanızı istiyorum. Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanı Hüseyin Akbaş'ın oğlu, genç iş adamı İlker Akbaş, İstanbul'dan AK Parti 3. Bölge Milletvekili aday adaylığını açıkladı. Esof Dernekler Federasyonu seçimleri öncesi bir toplantı programına katılan Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanı Hüseyin Akbaş'ın oğlu genç iş adamı İlker Akbaş, Esenyurt'ta bulunan orduların yoğun isteği üzerine aday adaylığı başvurusunu yaptı. Dün çok spontane olarak gelişmiş bir olaydı. Benim dışımda gerek gazeteci gerekse de yakındaki insanların paylaşmış olduğu bir paylaşımdan dolayı milletvekili sürecim gerçekleşti. Bu süreçle alakalı olarak hakikaten hepinizin destekleri, güzel dilekleri için teşekkür ediyorum. Bu süreçte olarak her biriniz benim abimsiniz, değerli büyüğümsünüz, kiminiz de benim kardeşimsiniz. Gençlerin siyasette aktif olması gerektiğini vurgulayan Akbaş, aday adaylığı sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Bu yola şu an itibariyle başvurmadım. Açık ve ne söyleyeyim, tamamen sosyal medya ve mecra üzerinden gelişmiş bir olaydır. Ama şunu da ifade edeyim, bugün son gün, başvurmadım ama başvurmayacağım anlamına da gelmiyor. Ama şunu ve net ifade edeyim, özellikle hepinizi tanıyorum, biliyorum ve bu süreçle alakalı olarak her birinizi temsil edebilmek için, her şeyden öte buradaki kardeşliğimizin daim olabilmesi için, Ankara'da olabilmek için, sizlerle beraber olmak için, ileriki bugün olmazsa ileriki aşamada olacağımın sözünü veriyorum. Açık ve net ifade edeyim. Çünkü artık şunu ifade edeyim ki biz gençler yedek kulübesinde oturacak insanlar değiliz. Bizler artık ilk 11'de oynamak istiyoruz.
Çünkü bize bilgi ve beceri varsa, kardeşlik daim varsa bu süreç içerisinde biz neden olmuyoruz? İstanbul'da yaşayan ve orduların sıla özenlerini gidermek adına kurulan Sultanbeyli Ordulular Derneği, Sultanbeyli'de yaşayan orduları İstanbul'da kahvaltı programında bir araya getirdi. Programda çok sayıda konuk vardı. İstanbul'da yaşayan ve sıla özlemi çeken orduların sesi olmak adına kısa bir süre önce kurulum çalışmalarını tamamlayan Sultanbeyli Ordulular Derneği tarafından kahvaltı ve tanıtım programı düzenlendi. İstanbul'da özel bir mekanda gerçekleştirilen kahvaltı programına çok sayıda ordulu ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu üyeleri de katılım gösterdi. Program ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından Sultanbeyli Ordular Derneği'nin kurucu başkanı Günay Şahin tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi. Kurucu olarak görev üstlendiğim Sultanbeyli Ordular Derneği ilçemizde bulunan 30 bin ordulu hemşerimize hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte Sultanbeyli'deki yaşayan ordulu hemşerilerimizin sorunlarını dinleyip onların sesi ve sözü olup elimizin taşının altına koyacağız. Sultanbeyli'de faaliyet gösteren 18 ordu, ilçe ve belde derneğimizle ile beraber SODER olarak sesimizi daha gür, vizyonumuzu daha geniş olacaktır. Sultanbeyli Ordular Derneği her ordunun kapısını çalacak, acılarını paylaşacak, sevinçlerini ve hüzününü hep birlikte yaşayacağız inşallah. Başkan Şahin'in ardından sahneye çıkan isim AK Parti 26. dönem İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda ordulu bir isim olan İsmet Uçma oldu. Bu güzel pazar sabahında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Ordu burada, ordu sadece burada değil. Ordu dünyada, ordu İstanbul'da, ordu Afrin'de. Hani Mustafa Kemal'in bir sözü var ya, eğer gerçekten söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Eğer ordu varsa gerisi teferruattır. Uçma böylesi derneklerin gurbette yaşayan ordulara ses olması gerektiğini ifade etti. Burada yaşıyorsunuz, burada geçiminizi sağlıyorsunuz, çocuklarınız burada okuyor, burada hayata katılıyorsunuz, burada siyaset yapıyorsunuz. O halde Sultanbeyli'yi büyütmek, geliştirmek, orduluların Sultanbeyli olmasını sağlamak ama kendi örf adetlerini de bir köprü kurarak buraya taşımak ve getirmek fevkalade önemlidir. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Sultanbeyli'de 30 bin ordulunun yaşadığını belirterek İstanbul'da yaşayan orduluların birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu söyledi. Ordulu olmaktan, sizlerle beraber olmaktan, bir kardeşiniz olmaktan her zaman onur duydum. Nerede bir ordulunun programı varsa orada olmaya çalıştık. Çalışmaya da birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Yüce Mevlam birliğinizi beraberliğinizi bozmasın. Burada ordular olarak artık Sultanbeyli'nin birer bireyi olarak İstanbul'un kalkınmasına siyasi alanda, ticari alanda, kültürel ve sosyal hayatında destek vermenizi birlik ve beraberlik içerisinde güçlülüğünüzün devamını diliyorum. Yapılan konuşmaların ardından Sultanbeyli Ordular Derneği'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşayan ve 30 yıldan bu yana ayakkabı boyacılığı yapan Kemal Küpçü, engelli olmasına rağmen yaşam enerjisini hiç kaybetmiyor ve 30 yıldır ekmeğinin peşinde koşuyor. Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşayan ve kendi ifadesiyle Aybastı'nın tek seyyar ayakkabıcısı boyacısı olan Kemal Küpçü, engelli bir birey olmasına rağmen 30 yıldır mesleğini büyük bir hevesle yapmaya devam ediyor. Senede bu işi yapıyorum. Aybastı meşhur boyacısıyım. Kendim Kemal Küpçük. Aybastı Pahun boyacısıyım. Aybastı'da benim başka bir yerde boyacı yapan, hizmet yapan bir boyacı görmedim. Yani kendime adıma söylüyorum. Aybastı'nın insanlarına hep bir hizmet yapıyorum. Benden hiç kimse şikayet olmadı. Allah razı olsun. Allah hepsine razı olsun o insanlardan. Boya ve takımlarını sırtına alıp Aybastı'nın dört bir yanını dolaşan Kemal Küpçü mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor. Engelli vatandaşım, çalışayım var böyle işte. Ben de engelli halimde bu halime yani dilemiyorum. Allah'ıma hamdü sena olsun. Bu insanlar da iş adamlarından, Aybastı'nın iş adamlarından, zenginlerinden Allah onların hepsine başımda eşlik etmesin. Allah onların hepimize ağacısı göstermesin. Engellerine rağmen yaşam enerjisini hiç kaybetmeyen Küpçü, Aybastılı iş adamlarından destek bekliyor.
İnsanlar daha yardımcı olmak istediyse ben bunu istiyorum iş adamlarına. Aybaşı'nın zengin edişlerine bunu istiyorum. Ve Aybaşı'nın meşhur meclisinin karşı ya bakayım vatandaş yani ayakkabı istediği yere böyle diyor. Yani abi tabii ki bu adam engelli görüyor yani ele yardımıyor. Buna yardımcı olarak yerin yok diyor. Bunun hangi insan olursa olsun işte mamur olsun işte imam arkadaş olsun işte şey olsun engelli yardımcı olacak yani engelli insanları öyle tarafta böyle diyor. Tabii ki bu adam engelli. Engelli, ben 24 saat mi engelli olduğum halde hizmet veriyorum bu insanlara. Allah razı olsun, hepsine razı olsun. Bu umut verici haberle TV52 akşam bülteninin sonuna geldik. Yeni haftada herkese sağlık ve mutlu bir hafta dilerim.